Allah'a adanan bir ömür. Yıl 1979. Türkiye'de anarşi ve çatışmalar, şehirlerde illegal komünist terör örgütleri, siyasi istikrarsızlık. Bu tarihte Ankara'dan bir genç, üçüncü olarak kazandığı Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okumak üzere İstanbul'a taşındı. Faili meçhullerin vakayı adiye sayıldığı bu dönemde, Adnan Oktar militan komünistlerin bulunduğu bir ortamda Allah'ın varlığını anlatmaya başladı. Fanatik Marksistlerle diyalektik materyalizmi tartışıyordu. İllegal sol toplulukların arasından geçerek Molla Camii'ne tek başına namaz kılmaya gidiyordu. Adnan Oktar'ın 40 yıl önce bu şevk ve cesaretle başlayan ilmi mücadelesi, bugün katlanarak artan bir azimle devam ediyor. Bu dop dolu 40 yılı kısaca özetleyelim. Adnan Oktar'ın Mimar Sinan Üniversitesi'ndeki ateist akımlara karşı çıkarttığı ilk evrim teorisi kitapçığıyla başlayan kitaplar serisi, evrim teorisinin sonunu getirdi. 70'li yıllarda Türkiye'de Darwinizme inananların oranı %90 iken, bugün bu oran %5'lere kadar inmiştir. Science dergisinin 2005 yılında 34 ülkede yaptığı araştırmada, Türkiye evrim teorisine en az inanan ülke çıktı. İslamofobinin bir anda çığ gibi yaygınlaşmasının temel sebeplerinden biri olan 11 Eylül olaylarının ardından Adnan Oktar'ın yayınladığı İslam Terörü Lanetler kitabının adı bugün slogan olarak dünyanın her yerinde kullanılıyor. Adnan Oktar, insanların bir arada düşünmeye dahi cesaret edemediği konularda akılcı, Kur'an'a ve somut delillere dayalı anlatımlar yaparak yeni ufuklar açtı. İslam ve sanat, İslam ve bilim, İslam ve modernlik, özgürlük, güzellik, kadın, neşe. Adnan Oktar bir yandan İslam'ın aydınlık yüzünü tanıtırken, bir yandan da Marksist, Leninist, ateist bölücü terör örgütü PKK'ya karşı en güçlü fikri seti oluşturdu. PKK'nın zulümlerini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu örgüte karşı mücadelesinin haklılığını anlatan kitapları ve broşürleri özellikle Avrupa'da yüz binlerce dağıtıldı. Türkiye çapında onlarca konferansla PKK'ya karşı kararlı bir tutum sergilendi. Adnan Oktar, bugüne kadar 73 dile çevrilen ve 100'den fazla ülkede satılan kitaplarından tek bir telif ücreti almadı. Bu kitaplardan hazırlanan ve milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen bini aşkın web sitesi, yüzlerce belgesel film ve tüm dünyada gerçekleştirilen 5000'in üzerindeki konferansla, 40 yıldır sabırla ve sevgiyle Allah'ı ve İslam'ı anlatmaya devam ediyor. Adnan Oktar, devletine bağlı, vatanın bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını ölesiye savunan dindar, Atatürk'ün istediği çağdaş ve aydınlık Türk gençliğinin oluşması için 40 yıldır çalışıyor. Hayatı boyunca bir an bile kendisi için yaşamayan Adnan Oktar'dan Allah razı olsun.